Üstadım Profesör Doktor Haydar Başbey, değerli bakanım, Bursa'nın çok kıymetli evlatları ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletim, hepinizi saygı ve selamlarımla selamlıyorum. Ülkemiz bir sürecin içerisine maalesef girdi. Yıllardan beri Profesör Doktor Haydar Başbey'in haber verdiği o karanlık tünelin içerisinde artık yol almaya başladık. Ve bu sürecin adını İmralı süreci olması Sayın Başbakan'ı rahatsız etmiş olacak ki basına emirlerini gönderdi. Bunun adını çözüm süreci diyeceksiniz diye. Şimdi o çözümün 30 yıl önce uygulamaya konulduğu bir ülkeye bakınız. Daha birkaç gün önce gazetelerde röportajı yayınlanan bir insan, İspanya. İspanya özellik modeli 1978 anayasasıyla İspanya'da hayata geçirildi. Ve bu anayasaya öncülük eden bir düşünür vardı. İspanyol bir düşünür, bir yazar. Çok ünlü Fernando Savater. Bu röportajında 30 yıl sonra aynen şunları söylüyor. Biz bir yanlış yaptık. Öyle büyük bir yanlış yaptık ki artık bizi bir arada tutacak ortak bir aidiyetimiz kalmadı. Onun yerini ayrılıkçı yerelcilik aldı. Bugün İspanya 17 ayrı özerk bölgeden oluşuyor ve 17 ayrı tedrisat, eğitim var şu anda. 400 milyon insan bütün dünyada İspanyolca konuşuyor ama İspanya'da İspanyolca bilen ve konuşanların sayısı ne Arjantin'deki kadar, ne Brezilya'daki kadar, ne Orta Amerika ülkeleri kadar. Herkes bir yol tuttu gidiyor ve hiç kimse artık bu 17 devletçiyi bir araya getiremez diyor. İşte girilen tünel bu. Süreç bu. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Devlet yönetmek çok ciddi bir iştir. Sayın Bakanım burada. Üzerine titremek lazım. O emaneti aldınız mı? Gecenizi gündüzünüze birbirine katıp tekrar o emaneti sahibine teslim etmek lazım. Bunlar zannediyorlar ki bilgisayar oyununda oynamak gibi sultancılık, başkancılık oynayacaklar. Yok öyle şey. Sayın Ataselçuk hocam söyledi. Tatmin olmak istiyorlarsa biz onlara bir bilgisayar programı yazarız. Geçsinler, başında oynasınlar. Ama bu milleti rahat bıraksınlar. Bakın, Profesör Doktor Haydar Başbey ne yapıyor? Kadrosu ne yapıyor? Size Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de mevcut bir hadisini hatırlatıyorum. Efendimiz buyuruyor ki, insanlar bir gemide yolculuk ediyorlar. Ve kura usulü bu insanların yerleri belirlenmiş. Bir kısmı güvertede yolculuk ediyor, bir kısmı da geminin içinde ambarında yolculuk ediyor. Aralarında bir mesele çıkıyor ve aşağıdakiler karar veriyor. Yukarıdakilerle uğraşmayalım, onlarla efendim problem olmasın, biz çözümü bulduk, gemiyi delelim, suyumuzu buradan alalım. Gemiyi delip suyumuzu buradan alalım. Eğer diyor Efendimiz, yukarıdakiler buna ses çıkarmazsa, bu işe engel olmazsa tamamı helak olur. Tamamı helak olur. İşte buna engel olmak vazifemizdir. Profesör Doktor Haydar Başbey'in de vazifesi bu, bizim de vazifemiz bu, sizin de vazifemiz budur. Kaldı ki ne aşağıdakilerin ne yukarıdakilerin dert etmesine gerek yok. Suyumuzu da ekmeğimizi de her şeyimizde paylaşmaya hazır bir milletiz. Hep beraber aynı dedenin evlatları, aynı babanın çocuklarıyız. Binlerce yıllık tarihimiz var, mazimiz var ve şimdi ne suyumuzu ne ekmeğimizi kıskanacak Profesör Doktor Haydar Başbey'in dünyaya nam salan milli ekonomi modeli.
projeleri var. Herkesi zengin edecek. Herkesi yaşatacak devlet adamı var. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.